Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi önemli ve kritik bir konuyu konuşuyor olacağız ve artık yavaş yavaş çok ekstrem iyi gelen bilançolar olmadığı takdirde sadece eğitim konuları ve gündem içerikli konularla devam ediyor olacağız. Yani bilanço analizlerini artık yavaş yavaş bitirmiş bulunuyoruz. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere anlatacağım konu eğer ki sadece 3 tane şirket seçme hakkımız olsaydı bu açıklanan bilançolar neticesinde bunlar hangileri olurdu? Yani 6 aylıkları en iyi gelen 3 şirket hangisidir? Hem geleceğin sektörleri olma açısından hem büyüme açısından hem öz kaynak karlılıklarını arttırma açısından hem net kar marjları açısından vesaire gibi tüm kriterleri ki bunların üzerine mutlaka kap takiplerini yabancı oranlarını faaliyet raporlarını da eklememiz gerekiyor. Sadece 3 tane şirket seçme hakkımız olsa bunlar hangi üçlü olurdu? Bugün sizlerle birlikte bunları konuşuyor olacağız. Fakat şunu altını çizerek videoya başlamadan önce belirtmek istiyorum. Bu 3 şirket evet 6 aylıklar göz önünde bulundurulduğunda en iyi bilanço getiren 3 şirkettir. Fakat bu demek değildir ki şu an bulundukları fiyattan alınmaları gerekiyor. Asla böyle bir şey yok. Mutlaka doğru destek seviyelerini, geri çekilmelerini, bir miktar fiyatla aşağı yönlü hareket etmelerini beklememiz gerekiyor. Uzun vadeli portföylere katmak için. Çünkü dediğim gibi evet bunlar sektörlerinde en iyi hale gelecek olan ve yine aynı şekilde baktığımızda 6 aylıklarını en iyi getiren 3 şirket fakat fiyatlarının pahalı olmadığı anlamını asla çıkartamayız. Sadece bilançolar alt aylıkları muazzam gelen şirketleri görüyor olacağız. 3 seçme hakkım olsaydı onlar bu 3 şirket olurdu. Videoya başlamadan kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bugün sizlerle birlikte yine bir video katıl tarafında yayında olacaktır. Dün de katıl tarafında herkes açık bir video yayındaydı. İzlemeyenler görmeyenler oluyor onları görebiliyorum. Kaç kişinin izlediğini görebiliyorum. Dün katıl tarafında herkesin izleyebileceği bir video yayındaydı. Lütfen katıl üyesiyseniz atlamadan onları da izlemeyi unutmayın. Kanala abone olup beğeni butonuna da bastıysanız. Gelin şimdi başlayalım İlk hissemiz koç Holding Şimdi koç Holding'e baktığım zaman öncelikle 73 milyar TL olan öz kaynağını 100 milyar TL çıkartıyor ve Neredeyse öz kaynaklarını bakın neredeyse öz kaynaklarını yüzde 40 civarında arttırıyor. Ve ufak öden bir sermayeli bir şirketin yani 1 milyar TL olan karı özür diliyorum öz kaynağı 1.4 milyar TL yapmakla 73 milyar TL olan öz kaynağı 100 milyar TL yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu çok zor bir iştir. Öz kaynaklarını yüzde 40 oranında arttırıyor. Satışlarını 3'e katlıyor. Esas faaliyet karını 5'e katlıyor ve net dönem karını 4'e katlıyor. Ve bunu yaparken bir holding olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve yine diğer önemli nokta net dönem karını 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkartmıyor. 5 milyardan 22 milyara çıkartıyor. Bu inanılmaz bir marjdır. Satışlarındaki artışı çok güzel. Domino gibi artarken burada 124 milyar TL görürken bunu 197'ye çıkartıyor. Favök marjını 22'den 40'a çıkartıyor ve net kar marjını da 6.7'den 15.4'e çıkartıyor çeyreklik bazda. Aşağı geldiğimizde zaten çeyreklik Brüt kar marjları, favök marjları ve net kar marjlarında inanılmaz artışı görebiliyorsunuz. Kaldıraç oranı ve cari oranlar tatmin edici seviyelerde. Öz kaynak karlılığı ok gibi artarken bunun ivmelendiğini görüyoruz ve %32'den %42'ye inanılmaz bir artış gerçekleştiğini görebiliyoruz. Peki Koç Holding için hedef seviyeler ne olabilir? Öncelikle çok net olarak söyleyebilirim ki ben 42 lira 30 kuruşlar üzerinde Koç Holding alma taraftarı değilim. 50 liraya da gidebilir, 55 liraya da gidebilir ama ben bunun şu anlık taraftarı değilim. Ha, yukarıda daha geleceğine inanan bir kişiysem yatırım yapmakta ısrarlı bir kişiysem 44 lira 50 kuruşlar yine de benim için bir destek noktası olacaktır ama ben burada 42 lira 30 kuruşlar daha aşağıda işte 40 lira 30 kuruşlar ve en dipte asıl kademeleneceğim noktalarda 38 lirayı görmüş oluyorum. Bunlar benim için alım seviyeleridir. Şimdi sektör olarak baktığımda aslında çok fazla şeye karar vermiş olacağım. Biliyorsunuz sektörde sahol çarpanlar olarak her zaman sektörünün yani holding sektörünün en iyi şirketiydi. Şu anda da gördüğümüz gibi zaten FK Aron'u 203 fakat Koç Holding'e geldiğimiz zaman bu FK 370 olduğunu görüyoruz Hemen Sabancı'ya geri dönüyorum Firma değeri favori 182 olarak görüyorum Koç Holding'e geldiğim zaman tekrar işaretliyim 3.30 olduğunu görüyorum hala sektöründe en iyisini Sabancı olduğunu görüyorum ta ki Piyasa değeri satışlarda 0.20 fakat Sabancı'ya geldiğim zaman piyasa değeri satışlarda 0.36'lık marjı görüyorum. Yani piyasa değerini oranla yaptığı satışlarda koç şu an Sabancı'nın iki katı daha iyi durumda. Bunu görebiliyorum. Peki burada benim yapmam gereken şey ne? Aynı Asus örneğinde aynı Tofaş örneğinde sizlere anlattığım gibi önce piyasa değeri satışlar düzelir. Sonra bu firma değeri favori sonrasında FK'ya yansır. Yani belki önümüzdeki 6 ay 1 sene periyotta Sabancı'dan daha iyi çarpanlara daha iyi marjlara sahip olabilecek şirkete baktığımızda ivmeli gelişinden Koç Holding'i görmüş oluyoruz. İşte bu da sizlere daha önce verdiğim Asus örneğiyle aynı şeyi bizlere ifade etmiş oluyor. Koç Holding'i bitirdik hemen gelelim bir sonraki şirketimize. Bence bu değerlendirme içerisinde yani 6 aylıklar içerisinde en iyi 6 aylığı getiren bir şirket o da Tüpraş'tır. Şimdi Tüpraş'a baktığımızda inanılmaz bir kar marjı getiriyor. Öncelikle 15 milyar TL olan öz kaynağını 28 milyar 27.7 milyar TL'ye çıkartıyor. Neredeyse diyelim ki biz bunu %80 öz kaynak arttırıyor. 15 milyar TL'yi 27.7 28 milyar TL'ye çıkartıyor. %80 öz kaynak arttırmak bu tip devasa şirketlerde çok 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 zordur Bunu öncelikle söyleyeyim Satışlarına geldiğim zaman 4'e katladığını esas faaliyet karını 15'e katladığını net dönem karında 12'ye katladığını görebiliyorum Bu muazzam Bir önceki çeyrekte yani aslında bir önceki çeyrekte değil bir önceki çeyreklerde açıkladığı karlar ortalama 1 milyarlar mertebesindeydi Tek çeyrekte 10.6 milyar tl Getirdiğini görüyorum peki bu bir şey satışından iştirak satışından mal mülk satışından mı geliyor hayır Nereden biliyorum Çünkü favek marjı 15.8 milyardan 10 milyara Net kar marjı düşüyor Satışlar bunu destekliyor mu? 135 milyar TL'lik bir satışla da bunu desteklediğimizi görebiliyoruz. Yani buradaki büyüme reel gerçekçi bir büyümedir. Daha iyi test etmek, daha iyi pratik etmek ister misiniz? O zaman yapacağınız şey faaliyet raporunu okumak olacaktır. Ben bundan sonra yine hisseleri tek tek incelerken artık bilançodan çıkıp faaliyet raporları tarafına döndüğümüzde bunu sizlere çok daha net bir şekilde ifade ediyor olacağım. Geleceğin gerçek hisselerini bulduğumuz video başlıklarında bunları sizlere söylüyor olacağım. Marjlara çeyreklik olarak baktığımız zaman çok inanılmaz bir ivmeyle çıkış olduğunu görüyorum. Kaldıraç oranı düşürmesi beni burada tek kıran nokta oldu. Onun haricinde her şey muazzam. Cari oranı çok iyi. Öz kaynak karlılığı işte gördüğünüz gibi 19'dan 22'ye, 22'den 38'e iken 38'den 69'a giderek inanılmaz bir mertebeye geliyor. Bu da bizim için çok çok güzel. Hemen tüpraşın bir grafiğini açalım. Doğru alım seviyelerini söyleyelim. Şimdi böyle güzel bir bilanço getirmesi tüpraşı zaten çok hızlı bir şekilde ivmelendirdi. Benim şu anda düzgün kademeler olarak alabileceğim noktaların en başında burada gördüğünüz 288 liralar gelecektir. Daha aşağıda 275 liralar, daha aşağıda 259 liralar, 243 liralar olarak geri gidecektir. Ama ben yine TÜPRAŞ'a petrol tarafına yatırım yapmak istiyorsam 300 liralar mertebesinden de bir kadem atmamda fayda vardır diyebilirim. Hemen gelelim TÜPRAŞ'ın şu şekilde bir de sektörel verilerini inceleyelim. Hem de özellikle Petkim'le burada kıyaslamasını da gerçekleştirmiş olacağız. Evet TÜPRAŞ'ı şu anda işaretlediğim zaman FK'sına baktığımızda sektöründe kendisinden iyi bir FK görebiliyorum MEPET'te. Yine aşağı geldiğim zaman kendisinden Petkim'in daha daha iyi bir FK getirdiğini görebiliyorum. Aşağı baktığımda Turkas Petrol'ün kendisinden daha iyi bir FK getirdiğini görebiliyorum. Firma değeri fabrik marjına baktığımızda açık ara sektörünün en iyi şirketi ve en yakın rakibi arasında 2 kat var. Piyasa değerine oranla yaptığı satışlara baktığım zaman yine en yakın rakibi arasında 2 kat olduğunu görüyoruz. Peki FK neden sektöründe en iyi değil? Çünkü FK sektöründe en iyi olmama nedenini hemen sizlere şöyle grafikle göstereyim. Son 1 ay içerisinde %50'lik bir kar marjı vermesi yani fiyatının %50 artması buradaki FK'da kendisini daha kötü bir duruma çekmiş oluyor. Şu bağlamda da bakabiliriz buna. FK dediğim şey fiyat bölü kazançtır. Kazanç Evet arttı ama fiyat da bunu oranla arttığı zaman ne oluyor? Burada FK oranı tabii ki yukarı doğru ilerlemiş oluyor. Bir de ziraat yatırımdaki verilerin de tabii ki çelişkisi var. Yani ben şu an TÜPRAŞ'ın öz kaynak karlılığının %70 olduğunu görüyorum. Fakat henüz burada güncellenmediği için öz kaynak karlılığı TÜPRAŞ'ta %50 olarak da yazıyor. Bu tip ufak tefek ayrışımlar da var. Bununla da ilgili çok güzel bir projem var. İleride mutlaka sizlere sunmaya çalışacağım. Tüpraş dediğim gibi faaliyet raporları açısından da incelendiğinde ve zaten bilançosuna baktığımızda belki 2022 6 aylıkların top 1 noktasında Tüpraş'ı görebiliyoruz. Hemen gelin 3. ve son hissemize geçelim. 3. ve son hissemiz yine benim hem geleceğine inandığım hem de yatırım yapmaktan keyif aldığım, uzun vadede yatırım yapmaktan keyif aldığım ve düştükçe daha da mutlu olduğum bir hisse, bir sektördeki hisse çünkü Galata Wind yenilenebilir enerji. Aslında burada yaptığı şey rüzgar ve güneş enerji santralleri kurmak olduğu için ben geleceğine inanıyorum ve düştükçe de keyif alıyorum. Aynı enerjisa gibi. Çünkü bir acelemiz yok orada. Zamanında çimsa için de aynısını yapmıştık hatırlarsanız. Çimsa 18-19 liralar marjindaydı. Gitmiyordu bir türlü. Ama bizim için bir sorun yoktu. Her düşüş bizim için alım fırsatı olarak devam ediyordu. Bu yükselen çelikte de böyle olmuştu hatırlarsanız. Biz doğru analiz yaptığımız sürece, yanımıza bilimi alarak analiz yaptığımız sürece, doğru verileri kullandığımız sürece, düşüşler kalkışlar bizi çok fazla ilgilendirmeyecektir bu noktada. Çünkü hedefimiz belli. Neden aldığımız belli. Hikayemiz belli. Galata Vinde baktığımda satışlarındaki ciddi artış, esas faaliyet ve ve net dönem karındaki özellikle muazzam artış bizi bu noktada çok yukarılara taşıyor. Öz kaynaklarını %30-35 civarında arttırdığını görebiliyoruz. Daha düşük sermaye, daha düşük hacimli bir kağıt olduğunu burada görebiliyoruz. Özellikle net dönem karındaki artış bizi burada çok tatmin ediyor ama esas faaliyet karının üzerinde kalması tabii ki FAVÖK marjının üzerinde kalması tabii ki bizim için ufak tefek bir çatırtı yaşatmış olabiliyor. Net dönem karına baktığımızda bir çeyrekte 345 milyon TL'lik bir net kar elde ettiğini görebiliyoruz. Aşağı indiğimde kaldıraç oranının düşürmesi yine burada bizi üzen bir nokta ve ciddi bir düşüş var. %10 bir kaldıraç oranı düşüşü var. Cari oran arttırması gayet güzel. Fakat öz kaynak karlılığı artışı işte burada muazzamlığı yaratan nokta oluyor. %17'den 37'ye, %37'den de %61'e bir girişat bu noktada görebiliyoruz. Galata Wind'in bir de grafiğine baktığımız zaman doğru alım seviyelerini görebileceğiz. Şimdi çok yine fiyatlanan bir Galata Wind görüyoruz burada. Haziran ayı hatta şöyle Mayıs'tan alırsam Mayıs başından beri %82'lik bir kar marjı olduğunu görebiliyoruz ki bu çok yüksek bir rakam. Şu an bizim doğru alım seviyelerimiz 10 lira 70 kuruşlar. Aşağıda 9 lira 20 kuruşlar. Daha aşağıda 8.54'ler ve dip seviyelerde 7 lira 70 kuruşlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki 7 lira 70 kuruşlar şu anda çok inmesi mümkün olmadığı gözüken bir noktadır. Belki 9 aylıklarda bir kötü bilanço açıklanırsa ancak bu seviyelerden tekrar alıp portföylerimize katıp uzun vadeli bekleyebiliriz. Fakat bu söylediğim aslında kötü bir şey değil. Bazen kötü olarak algılanıyor ama Galata Wind'in geleceğini biliyorsam, faaliyet raporunu biliyorsam, yatırımcı ilişkileriyle görüştüysem ve ileride neler yapabileceğini biliyorsam 9 aylığın kötü gelmesini isteyip 9 aylık kötü geldiğinde bu fiyatların tekrar 7- 75 düşmesini isterim. Buralardan alıp tekrar uzun vadeli bekleyişlerime başlayabilirim. Yani bu aslında doğru ve geleceğine inandığımız sektörlerdeki şirketlerin bu şekilde bazen kötü bilançolar getirerek bizlere fırsatlar sunması aslında tam manasıyla fırsattır sadece. Galata Wind'in de hedef seviyelerini sizlere söyledikten sonra videomuzun sonuna geldik. Videomuz neydi? en iyi 3 tane bilanço getiren şirket seçersen bunlar ne olur hocam dediniz. Bir Galata Wind, 2 Tüpraş, 3 Koç Holding olarak bunları sizler için değerledim. Bunların tabii ki doğru hedef seviyelerini belirlemek, faaliyet raporlarını okumak, kap takiplerini yapmak, yabancı alım satın baskılı olduğu günleri takip etmek sizlerin sorumluluğunda olan kısımlardır. Bunu ifade etmek istiyorum. Yine katıl tarafındaki videolarımızı takip ederseniz orada daha detaylı analizler, daha direkt analizler yapabiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın